Merhabalar, ben Kötü Eskete ve Kasanın 57. bölümüne hoş geldiniz. Ve bugün yanımda iki adet konuğum var. Biri kim? Allah yok, Dünya Lankraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Diğer konuğumuz çalışıyor, logo yapmaya çalışıyor. Evet, diğer konuğumuz da Işık. Daha önce hiç tanışmadığınız biri. Salih'ten belki tanıyorsunuzdur. Siz sormadan yanıtlayalım. Daha sonra siz sormadan soralım. Işık, kız mısın, erkek misin? Çünkü... Seyirciler karar versin. Tamam. Çünkü mutlaka sorulacak bu soru. Bana niye sormuyorsun Kefti? Ama niye sadece iki tane seçenek veriyorsun? Evet. Trans erkek de olabilirim, trans kadın da olabilirim mesela. Sıkıntı trans şurada. İzleyicilerimiz başka bir ışık sunmuyor. Bu ikisinden birini sunuyor sadece. Olsun. Mesela şey olabilir. Işık hem erkektir ve trans gender olarak kadın. Evet, hermafrodit de olabilirim. Tek olmuştu. Evet, hermafrodit olup bölünen cinsiyet yaşayıp kendi içerisinde trans nigger olarak transseksüel trans zencidir belki. Trans nigger. Ya feministler yapınca oluyor da ben yapınca niye olmuyor? Çünkü feministler gerizekalı, sen değilsin. Olsun. Ben de küçükken başım çok sert olmuş. Olsun, bu o kadar yansımamış sana. Hala bir feminist değilsin. Tamam. Müslüman olabilirim ama feminist olamam. Ağır laf etti adam. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Karşımda gördüğünüz şey ne? Kamera arkasında bitirdiğim bir maden işleme sistemi. Kamera arkasında bitirdim çünkü... Bitti. Sistemin tamamı Steve's Factory Manager. Size bunları özetlemekle vakit kaybetmeyeceğim. Şuradan özetleyeceğim. Diğer yandan şuraya da gelelim. Burada grupladım artık. Çünkü diğer türlü sığmıyor. Ve telefon... Ben özür dilerim. Ayrılıyorum aranızdan. Işık! Çalışmaya devam. Siz gördüğünüz gibi Işık son derece no. Wildstar oynamaya başlarsanız hep beraber yayın yaparız. Işık! Gitme! Hadi kolay gelsin. Birazdan görüşürüz. Gelirim 2 saate. Tamamdır, hadi görüşürüz. Neyse. Size önce şu kısmı özetlemekle başlayayım. Şurada empty cell'lerimiz yer alıyor. Şurada ise sodyum, sülfür, sinebar dastlarımız yer alıyor. Bunun dışında başka işlemlerden gelen merküri cell'ler de geliyor. Şunlara değineceğim birazdan. Sodyum ve sülfür buraya gelip sodyum ve sülfür cell oluyor. Eğer şu slotta herhangi bir sodyum ya da herhangi bir sel olduğu takdirde arkadaş daha fazla sodyum ya da sülfür vermiyor bu ikisine. Şurası ise direkt empty sel oluyor. Compressed air oluyor. Buraya geçiyor. Şuna sonradan değineceğim. Sodyum ve sülfürümüz buraya gelip sodyum sülfat sel oluyor. Burada da compressed air sel ile birleşip sodyum presülfata dönüşüyor. Şu ise sadece sinebarı işleyip sülfür ve merküriye çeviriyor. Onlar da ardından şuralara gidiyor. Bu arada sodyum presülfatımızın az olmasının sebebi köfte hepsini yedi. Evet. Tüm iron'larımızı ve copper'larımızı işledik. Iron ve copper'ları neticede sodyum sülfatla işliyoruz. Bu sodyum sülfat direkt şu arkadaş sıvı olarak atıyor buraya. Aynı şekilde de buna da merküri atıyor. Diğer ikisi su. Köfte sülfat SO4 miydi, SO5 miydi? Sodyum presülfat. Sülfat kökü sadece. Ha, bilmiyorum. Sülfat. Sodyum sülfat mı, direkt sülfat mı? Direkt sülfat. Protkök oluyor zaten. Bilmiyorum. Kimyager değilim. Sen köftesin, bilmek zorundasın. Neyse, devam edelim. Grinder'da işlenen arkadaşlar şuradan geçiyor. Şuraya
işlenebilecek Tiny Pal olmayan hepsi gidiyor. Burada işleniyor, birazdan açıklayacağım. Buraya Small Pile pardon. Onlar geçiyor. Ve burada normal siz problemlisiniz. Tamamdır. Burada normal Dust'a dönüşüp şuna gidiyorlar. Şu interface'e. Interface'imiz bu network'e bağlı. Mini bir network. Şu chest'te depolanıyor her şey. Tüm crushed ore'lar şudur, budur, falandır, filandır buraya gidiyor. Normal pişirilebilir Dust'lar şuradan geçiyor. Pişirilemeyen Dust'lar varsa. Sis Factory Manager'ın tanımadığı crushed ore'lar buraya gidiyor. Buradan Sis Factory Manager bile otomatik olarak şunların içine geçiyorlar. Bunlar da işliyor, buraya geri atıyor, buradan tekrar işleniyor, pişiriliyor ve en son şuraya atılıyorlar. Böyle salak saçma bir düzen. Ama işe yarıyor. Evet. Özetle maden işleme sistemimiz bu. Motorlara gelecek olursak, burası has work, yani makinenin içinde bir işlem olduğu takdirde red pipe signal veriyor. Motorlar ise hem AND gate kullandım, yani iki koşulunda doğru olması lazım, aksi halde sinyali vermez. Engine yani motor ya da engine mavi ise ve red pipe signal açık ise redstone sinyali veriyor. Motorun mavi olmasını istememin sebebi bir kere motorlar patladı. Engine'lere güven olmuyor. O yüzden de hiçbir şekilde riske atmıyorum. Enginler mavi olacak. Şuraya da birazdan değineceğim. Şuraya da bog örtü attım. Bog ört. Şimdi gelelim güzel bir kısma. Şurada iki tane değişik hat görüyorsunuz. İkisi de fuel aktarıyor ama bir farkları var. Şurada bunu ilginç bir biçimde ayarladım. Eğer tarafta ilginç bir şekilde ayarlamadım. Eğer şu arkadaşta 100 litreden daha fazla, alttakinde tabii, alttakinde her daim daha az oluyor. Alttakinde 100 litreden daha fazla benzin varsa bunu kullanıyor. Yani bunu yolluyor. O da bu dizel jeneratörlere gidiyor. Eğer 100 litreden daha az varsa ve bunda 1 litre bile nitro dizel varsa bundan kullanıyor komple. Yani bununla bu yer değiştiriyor, buraya gidiyorlar. Şu ise tamamen farklı bir sistem. Farklı bir hat. Bu sadece combustion engine'lere gidiyor. Yani sadece fuel kullanıyor. Bu kadar, böyle basit bir sistem. Bu arada unutmadan şu grinder'ları da neticede tek tek atıyorum. Hepsi sadece bir tane atıyor aynı anda. Ve şöyle bir sistem yaptım. Eğer şu tanklarında sıvı yoksa kullandıkları, bunlara or gitmiyor, suyla çalışanlara gidiyor. 1 litre bile sıvı olduğunda bunlara gidiyor. O 1 litre gittiğinde de bunlar da değil, su olanlarda işleniyor. Bu sayede madenlerimiz boş yere beklemiş olmuyor. Kısacası ultimate verimlilik. Salih Bey, beni tebrik edecek misin? GG. Köfte, ben dinlerken yoruldum. Sen yaparken yorulmadın mı? Yoruldum. Ama sen mazoşistsin ya. Ben evet. Seni biliyorum. Sende bir mazoşizm var. Şey, zevk alıyorsun bunları yaparken. Evet. Ah çok karmaşık. Madenleri çıkartması 3 ay. Sistemi yapması 8 yıl sürüyor. Yapmak zorundayım ben bunu diye. Şimdi gelelim fosilinin diğer faydalarına. Bu bölüm başka neye girişeceğim? Salih. Neye girişeceksin Köpse?
Bu arada annem çok güzel köfte getirdi. Kıbrıs köftesi, akraba. Oo. Kıbrıslı akrabaların. Kendime bir tane Galgador yan hulu yapacağım. Ne diyorsun? Bana uyar. Bana yapmazsın sen. Ya da Kendine. fikrimi değiştirdim. Daha sonra girişirim buna. Ben önceden Emi Network'e pattern'ları öğreteyim. Öyle girişirim. Ha bir de diamond oranım ne benim? 138. Köfte şey yapsana. Bir bölüm 1 saatlik. Sadece craft. 1 saat boyunca. Bu karmaşık sistemler nasıl yapılıyor bir insanlar görsün. Baştan sona Aa, çeksinler. evet bugün öyle bir şey gelmişti değil mi? Benim Beta Craft'ta hani şu Nuh Nebi'den kalma yarım kalan seri adamın biri demiş ki abi nedense her daim karmaşık şeyler yaptığım bölümlerde ses gidiyor falan gibi bir şey diyor. Legolarla Yaz oynadık önceki bölümde de yani o esnada da hiçbir karmaşık işlem yapmamışım hani ona bakıyorum. Neyi karmaşık buldu bu falan diye düşünüyorum. Betacraft'ta zaten karmaşık bir şey yok. Neyse. de var, sen varsın. Evet. Bir de senin kelin var. O ayrı bir şey. Kelinin matematiksel formülünü bulacağım senin. Şimdi gel bağalım wrench. Salih ben ne yapacağım? Seks. Hayır. Azan önemli bir yaparsan. Ben ne yapayım yani? Seks yoksa işin içinde. Onun için senin gelmen lazım. Vay köftenin kili. Ve zeytinyağı. Ha. Oha ne güzel parlıyor. Şimdi bağ şöyle 30 dene Invendor Gable. Hatta bir 20 dene daha yap. Bir tane de Invendor Manager. Ha, diyorsun ki illa şu arkadaş kırılıp tekrar konacak bir. Ve şimdi kutsal sorunun vakti. Şu enerji, bunlar ne kadar enerji tüketecek? Önce bir diyet kolamı içeyim, onu düşünelim. Coca-Cola Light'a da reklam yapmış oldum burada. Soda içmeyi bıraktım köfte. He? Soda içmeyi bıraktım. Hmm. Tebrikler. Zaten şu dönem millet neyi yapamazsın diyorsa yapıyorum. Şimdi Salih Bey, yapmamız gereken şeyler neler bizim? 8. Hayır. Ne kadar EU kullandıklarını hesaplamak. Şurası 512 tek başına. Darsu 512 değil. Telefonum nerede? Harbi telefonum nerede? Ha buradaymış. Telefonu elime alır almaz bildirim gelmesine ne diyorsun peki? Mukadderat. Vuhu. Diyorum Müslüman olurum, feminist olmam. Tabii X değil yıldız koyacaktık değil mi? Niçin? Hesaplama. 480 EU. Peki. Seni şöyle çekelim senin
Köfte, bu arada Salih'in ekran kartı geldi bunu. Evet biliyorum. Çok güzel, çok güzel. 40 tane. Sadece şu arkadaşlar 40 tane. Neydi la? Dizel jeneratör istiyor. Ne diyoruz o zaman? Bir gülüşüne kurbanı şu serseri kalbim. Kırk yapar. Tutamıyorum zamanla. Kırk. Köfte tutamıyorum zamanla. Kırk. Salih. Ben 40'a 40 demem. 40 40 yapmadık içer. Ya da 40 40 yapmadık içer. Yorulduğum anlaşılıyor değil mi? Yok. Enerjinden çok fazla bir şey kaybetmiyorsun. Arada sırada böyle dil sürçüyor, kafa gidiyor ama olsun. Saçmalıyorum. Daha ne ol? Olmaz köfte, saç taranır. Ama sen de olmadığı için onu da Aynen. yapamıyorsun. Kendinden tiksindim şu anda. Kendi söylediklerimi kendim duydum ve çok kötü şeyler. Seni böyle seviyoruz. Ben seni böyle sevdim. Gül tanem. Adam spazm geçirerek şarkı söylüyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi önümde ağır bir kapı. Hayır, neden kafama Şebnem Ferah takıldı şimdi? Hangisi takıldı? Okyanus. Hatırlayamadım sözlerini ya. Hayır, en son Şebnem Ferah dinlediğimde çoğu izleyicim daha doğmamıştı. Öyle bir detay söz konusu 8 değil. yaşında mı izledik He? köfte? 8 yaşında mı? Yok, tam o kadar abartı değilmiş. Ne bu? Cevap zırt. O benden değil. Benden geliyor. Bizim Karakal'ın şey grubundan geliyor. Ha. Bana da geldi an itibariyle. At yarrağı suyu mantıklı olur. Onu kullanacağım. Teşekkürler Sinan. Ama suyu tavsiye eden Engin'miş. Hadi bağalım. Hayır, spamlamayın tam çekim esnasındayken. Anlıyorlar ama. Bizimkiler gerizekalı neyse. Invendori. Ya köfte çocukların suçu değil. Bilmiyorlar ki çekimde. Söyleyeyim mi çekimde olduğunu? Yazmasınlar. Yo. Onlara küfür etmek istiyorum. Ama ağız dolusu küfret. İçinde amgöt geçsin. Kabul. Sonra hemen Engin'e küfür ediyorum. Formun halini gördükçe. Ne? Formun halini gördükçe ben Engin'e küfür ediyorum. Hak ediyor. Ya Emanet ettik o kadar. sıçtı içine. Başında dursa yetecek. Başında durmayacaksan alma. Ya ben ona çok dikkat ediyorum.
Yani biri bana desin ki ben yapamam, ben ilgilenmiyorum. Hiç umurumda olmaz. Sinan dedi mi ben yapabilirim diye? Yok. Hayır. Ben dedim ilgilenemeyeceğim diye. Sana da yok, sen zaten kelsin. Hani? Ay. Ama fodur değilsin. Olamadık. Cable. Ama Marvel'daki Cable değil. Şimdi siz sayı Iron Gable'lar. Siz şöyle geçin. Evet. Bu Iron Cable'ları buradan kaldıracağız. Yani kısa bir süreliğine bu network biraz devre dışı kalacak. Çünkü size işim yok. Tabi bunu yaparken tavanı da siktim bıraktım ama olsun. Sağlık olsun. Değil mi Salih? Ya köfte bir tavanın lafı mı oldu? Yani. Neticede gene ben tamir edeceğim. Bak bir tavanın lafı olmaz ancak bir tavanın lafı olur. Ama o tavanın manilinden yapılmış olması lazım. Ben de manilin yok maalesef. O zaman onun da lafı olmaz köfte. Manilin yoksa. Manuel'in yoksa Başka bir şey vardı. hayır Manuel'in yoksa bir şey deyip bunlar nasıl geldi diyecektim de bulamadım bir şey. Manenin yoksa nasıl oluyor da Pentium tetrasülfat var? Ha. Hadi ateistler bunu da açıklayacak. Ben çağırıyorum bizim ateist camiasını, açıklayacaklar size. Salih açıkla. Açıklayayım. Allah'ın işine karışılmaz. Sen ne biçim ateistsin? Müslümanlar yapıyor sıkışın ya. Allah'ın hikmeti, Allah'ın hikmeti. Biz yapınca mı kötü oluyor? Yani. Bir açıdan bakınca öyle. De sıkıntı biz o Allah'ın hikmeti denen şeylerin yalan olduğunu iddia ediyoruz. Hani öyle ufak bir sıkıntı var. Biz onların bir açıklaması olduğunu ama şu an bilinemeyeceğini söylüyoruz. Ya şu an bilmediğini. Ki işin aslı öyle de. Bilmiyoruz. Ve bunu kabul ediyoruz. Belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ya da bizim ömrümüz yetmeyecek. Aynen. Din o yüzden dogmatiktir. Her şeyin sonucu var der, bilinir der. Yalnız enerji kaynakların, petrol, nükleer. Salih ben nefis bir adamım. Yok be.
Ha bu arada aklıma gelmişken bugün dün beni Greenpeace'ten aradılar. Ne için? GDO'lu ürünlerle alakalı şöyle bir kampanyamız var. Yardımcı olmak ister misiniz? Kafası bir şey. Demedim mi teröristlerle çalışmıyor? Yani. Üşendim. Ya bak Greenpeace'in bir tek şu konusunda onlarla hemfikirim. Şu nükleer santralde. Onun da tek bir nedeni var. Bu hükümet maden ocakları böyle çalıştırıyorsa nükleer santralleri nasıl çalıştırıyor? Ya büyük ihtimalle nükleer santralin başında İmam Hatip mezunu, üniversitede ilahiyat okumuş bir adam olacak. Ve güç enerji çubuklarına şey var ya, inhibe edici çubuklar. O çubukları Kur'an sayfası bağlayıp reaktörü daha hızlı çalıştırmaya çalışacaklar. Gerçi projeyi Japonların yönettiğini hesaba katarsak. Yok Rüktöfte, mutlaka bunlar çıkar. Hani Japonlar bile yönetse, ben bu adamları çok iyi biliyorum. 3 gün 5 gün sonra bunlar domuz eti yiyip Japonları kovarlar oradan. Olasılıklar dahilinde. Yani nükleer enerji mutlaka olmak zorunda Türkiye'de ama Adam gibi bir dönemde diyorsun. adam gibi dönemde hani şu anda şöyle çok kötü bir durum var. Türkiye'nin başına gelen en kötü şey Türk solu. Bunlar değil, Türk solu. Hani direkt başka alternatif bırakmıyor pezevenkler. Hem alternatif bırakmıyor hem adam şey yapıyor Mersin'e. Hani senin kediyi bağlasalar, deseler ki bağlamalarına gerek yok koysalar, belediye başkanı kendidir deseler, herkes CHP'den oy verecek. Beni koysalar ve ben desem ki Allah yok din yalan, bana bile oy verecekler. Seni koysalar zaten sana hayda hayda verirler. Keline verirler oy bir kere de. Aynen. Kel adamın zaten saçma, şimdi kellerin seçilme oranı biraz yüksek. O şey, bu saçları sizin için döktük tadı oluyor kellerde. Evet. Gel gelelim ki herifler öyle bir belediye başkanı koydu. Adayı koydu ki ağlarsın. Şeyi koydular. 4-5 dönemdir Mersin'de olan ve Mersin'in kanını emen bir belediye başkanı koydu aday He. olan. İnsan nefret ediyor. Kendiyi koysa ah ne güzel kedi deyip verecekler onu. Kedidir kedi deyip. Kendiye verecek durum vermedi. Bu arada belediye başkanı olan bir kedi var dünyada. Biliyorum. O çok epik bir olay yalnız. Ondaki tek problem şu. Epikitesi çok yüksek. O kadar yüksek ki Ne? epikite. Epiklik seviyesi. Hani off the charts. Şimdi bana bir tane tank ver. Glas yok. Benim ilaç zaten. Yay! Ne Bu tek ilacı? iki tane. Lityum. Ha, hatırladım. Dank gel. Ardından da P2P Donald. Dünel. P2P Dünel. Ardından da Amy Gable. Ama Cable değil, Gable. Hey, Gable. Ve gel bakalım. Ne gelecek şimdi bana? Salih. Ne gelecek? Amy Bass Memory Card. Çünkü biz sizin için basıyoruz.
Her şeyini de siyasete almışlar. Ha. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Hepimiz. Hepimiz birimiz. Birimiz götümüz için. Göt deme. Bizim orada göte göt derler biliyorsun. Evet. O yüzden niye göt diyorsun? Çünkü göt. Bir kaz göt. Bu arada göte ne zaman yayınlayacaksın? Bunu Hı. 2 gün sonra. O zaman şey diyemem. Benim Dishonored'da çok kötü problem çıktı. Yayınladıktan sonra birkaç kişi abi çok kötü falan dedi. Bir baktım cidden kötü. İptal mi? Bölümü iptal ettim. Şeyi tekrar yükleyeceğim. Tekrar çekeceğim bölümü. Yalnız garip bir şekilde küçük firmalarda DRM'sizliğe övgü var durmadan. Evet. Yani daha da artıyor ama. Daha Evet. büyük şeyler oyun çıkıyor. GOG şey yaptı. Kendi launcher'ını açıkladı çıkartacağını. Ha. Hı. İyiymiş. Şey olacakmış. DRM free. Launcher'ı böyle özellikle açmana falan gerek yok. Ama online oynamak için illa launcher'ı açacaksın. Güzel. Onun dışında launcher'ı hiç açmana gerek yok. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Trigger yaratıp Liquid Input Tank Target Up Down fark etmez. Bu arada köfte yuh diyeceğim bir haber okudum. Söyle. Bizim feminaziler 5 yaşında bir çocuğu tacizle suçluyorlar. 5 yaş 5. Yaş 5. Köfte bile iç geçirdiyse. Gerekçe ne? Erkekmiş doğuştan tacizciymiş. Bunlar salak mı diye soracağım. Salak olduklarını biliyorum. O yüzden sorumu geri alıyorum. Asıl problem özürlerinin boyutu. Yani ne kadar büyük bir beyin özüne sahipler. Prefrontal korteks çalışıyor mu? Arkadaşlar işte bu yüzden feminist olmayın. Olacaksanız da feminazi olmayın. Feminist eşitlik diyorsa, eşitlik istiyorsa bir insan herkes için, o zaman humanist olur, insancı olur. Mesela ben çok belli etmeme rağmen hümanist bir insanımdır.
Ama genelde insanların da ağzına sıçarım. Çünkü kabul edelim salak bir türüz. Öyle deme köfte. Zeki bir tür müyüz? Yani beyin özürlü de değiliz. Tam beyin özürlü tür tam da o kadar da beyin özürlü değil. Primatların yüz karasısıyız. Almıyorlar yemin. İnsanlar geldi. Konuşmayın. Hatta 14 kişiye saldırdım, vurdum, duymadım. Primatlar arasına geliyoruz. Gene geldi tipini siktiklerim. Diyor. Maymun böyle muzunu saklı, görmesin. Bu iş. 36 dakika olmuş. Evet. Buranın enerji network'ünün şu kısmını bitirdiğime göre şurayı daha sonra ayarlayacağım. Şurayı da daha sonra. Çünkü hayvan gibi dizel jeneratör kullanıyor. Hayvan gibi. Hayvan demek yok. Hatta unutmadan kendime bir stack dizel jeneratör craft edeyim. Yalnız bir stack dizel jeneratör craft etmek. Nasıl? Şimdi köfte seni salikler arasında alabiliriz. Adına salik yaparsan. Neden? Salikler şey craft eder. Steak craft eder. O bende de var. Şey, bir keresinde Red Power'ın frame'leri vardı ya hani. Bir saniye. Onunla quarry yapıyorum. Hani boyutu düşünüyorum. Siktir et deyip bir chunk yaptım. Sonra ikinci yap şey başka bir tane yaptığım 4 chunk'tı. Bu arada Elorem tekrar geri dönmüşmüş. O ancak ilgiye acıktığı zaman bunları diyor. Aslında bir söyleyeyim mi? Elorem Red Power'ı komple bırakıp Project Red'e destek verse çok daha hoş olabilir. Olur da şu anda da zaten hani bir şeyi yapıp yapamayacak bir yetkisi yok onun artık. Bitti. Nasıl ki şu an hatta RC2'dan daha kötü Red Power. Red Power'ın Project Red. Aerom'un modu. RC2 en azından bir şey add-on'u. IC2 geliştiriliyor hala. Geliştiriliyor artı şey hani bir yerde ihtiyaç duyuyorsun kullanmaya. Greg'teki çalıştırmak için. Aynen. Başka bir işe yaramasa da gerekiyor. Ama Project Red, Red Power bitti, tükendi. Tüm özellikler alındı ondan. Çok çok daha iyi bir moda verildi. Çok çok daha iyi birkaç moda. Birkaç moda, o da var. Yani tüm logic gate'ler falan diyorsan hepsi şeyde var. Project Red'de var. Project Red'de var. Ve iyi geliştiricileri var. Greg Tech'te var. Biraz farklı bir biçimde. Kasarsan Steel Factory Manager'da var. Kasarsan Computer Craft'ta zaten hep vardı. Şey. Mine Factory Reloaded'da var. Logic gate'ler şeyde var yine Raycon'un modlarında. Onda var. Şey Blue Electricity zaten gereksiz bir enerji network'üydü. Onu şey için kullanıyorduk bir tek. Onun bir tane cihazı vardı. Bir tane cihazı vardı. Raycon. Birkaç tane cihaz bayağı bir cihaz kullanıyordu. Bir de Kullanıyordu da biz kullanmıyorduk o ben cihazı. kullanıyordum. Ha, sen kullanır ben kullanmıyorum. Şey benim inventory manager'ları vardı ya Red Power'ın. Full onlarla bir şey
Ah. Storage Network'ü mü vardı? Bayağı da güzel çalışıyordu. Sonra Python Enterprise 8 çıktı. Onunla değiştirdim direkt. Hatırladım bilgisayar gibi. Neyse. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köteni günler. İyi eğlenceler. Salih son sözü sana bırakıyorum. Millet